Günaydın, günaydın. Nikoş gene saçını başını topluyor. Nereye acaba? Ya işte insanın o kadar değişken bir psikolojik yapısı var ki gerçekten buna inanın bebişler. Ben sabah çok mutsuz uyandım. Çünkü dünden sipariş hiç olmadı. Evet şey diye düşünüyorum. Zaten hani şey diye hazırlıklı başladım. Hiç sipariş olmayabilir, olabilir, olmayabilir. Kendime böyle yükselttim. Dedim ki Nigar'cığım sadece denemekten bir şey olmaz. Zaten süreç böyle bir sezonluktu falan filan. Sabahleyin Yusuf'u işte işe gönderiyorum. Yusuf bana dedi ki, tabii bunu söylemeden önce şunu belirtmek istiyorum. Ben gerçekten ve gerçekten hayatımdaki insanlardan yana çok şanslı biri olduğumu düşünüyorum. Gelin olarak, evlat olarak, eş olarak ve özellikle izleyicilerim çok fazla destek mesajları yazmışsınız. Size işte 2 gün önce iş kuruyorum videosunu paylaştım bu sabah. Bugün günlerden çarşamba ve o kadar destek mesajları, o kadar arkandayız, yapabilirsin. Güzel mesajlar, güzel duygular almışım ki böyle çok mutlu ettiniz beni. Tabii tüm bunların öncesinde sabahleyin Yusuf'u saat 7 gibi işe götüreceğim. Yusuf bana dedi ki hayatım dedi. Bak sakın moralini bozma. Senin dedi kesinlikle para kazanmana kendini buna sakın mecbur hissetme. Ben zaten çalışıyorum. Bak iyi kötü kanalın da artık açıldı. Sakın canını sıkma. Sakın kendini bunlara mecbur hissetme. Olmazsa da sal gitsin. Boş ver dedi bana sabahleyin bu yemek sipariş olayı ile ilgili. Ondan sonra tamam canım merak etme moralimi bozmuyorum falan dedim. Bu arada şey gibi Kleopatra gibi bir şey yaptım ama. Topuz yaptım. Kleopatra da zaten hiç topuz yapmaz. Hep saçları salıktır. Nereden çıkardıysam Kleopatra'yı. Ondan sonra Yusuf'u bıraktım. Eve geldim. Geri uyumuşum. Bugün zaten yemek yapmayacaktım. Söyledim size. Dışarıda işlerim var. Oraya koştur, buraya koştur derken. Bir de bir düşünme aşamasına girmek istiyorum. Yani insanoğlu değişkeniz diyorum ya. Ya bir evet diyoruz, bir hayır diyoruz. Bir mutlu oluyoruz. Bir anda güzel bir mesajla ya da bir güzel cümleyle mutlu oluyoruz. Sonra uyandım annem mesaj atmış. Günaydın kızım. Çok güzel, bereketli bir gün diliyorum. Çok güzel böyle bol, uğur dolu güzel bir cümle yazmış sabah sabah. Ona da teşekkür ettim. Ondan sonra kalktım. Mutfağı toparlıyordum. Yatakları falan toparlıyordum. Kayınvalidem aradı. O da vlogumu izlemiş. Bu sabah paylaştım. İş kuruyorum vlogunu. Orada da işte uzun uzadıya konuşmuşum. İçindekileri anlatmışım. O da beni aradı. Moralini bozma. Olursa olur, olmazsa hiç önemli değil. Kendi kendini üzme, yorma, emeğine yazık etme, masraf etme. Müşterini önce oturttur falan filan dedi. Onunla da birazcık konuştuk ve sonra dedim ki ben gerçekten şanslıyım ya. Ben hayatımdaki insanlar tarafından seviliyorum ve ben de iyi ki de onları seviyorum. İyi ki de hepsi varlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum buradan. Duygulandım. İşte aldığım her kararda yanımda olmaları, beni desteklemeleri olsa da önemli değil, olmasa da önemli değil demeleri çok güzel bir şey. Neyse sonra kalktım, yorumlara falan göz attım. Yorumlarınız da çok güzel gelmiş. Şimdi ben ne yapıyorum? Sizi birazcık şarjı taktım telefonu. Şu elbisemi giyiverdim, saçımı topladım. Bir kahve içeceğim ve sonra çıkacağım. Aras kuzu evde. Ondan sonra diyorum ki bu işle ilgili. Evet dün sipariş gelmedi. Bugün de gelmeyebilir. Yani ben bilmiyorum belki de kayınvalidem bir şey dedi. Kızım dedi bak artık sezon bitiyor ve dedi bütün sezon boyunca insanlar yemeklerini yedikleri yerleri çoktan ayarlamışlardır. Hani sezon başı olsaydı şansın bir tık daha yüksek olurdu. Şimdi Çamyuva'da çoğu yer ya işte belli restoranlar da artık anlaşmıştır. Belli çorbacılardan yemek yiyordur ya da işte ev yemekleri kadınlara yaptırıyordur. Eşlerine yaptırıyorlardır. Moralini bozma yani bu olmadı sezon sonu diye dünyanın sonu değil gibilerinden. Ben zaten bu işe başlarken sezonluk diye düşünmüştüm ama yine de pes etmeyi istemiyorum. Çünkü aldığım işte şeyler var. Tabii ki bunlar da şey değil. Nasıl söyleyeyim size? Geri dönüşümsüz değil. Hiçbir şeyin çaresiz de değil. Ama ambalaj aldım. İşte iyi kötü bu yola girdim. Heveslendim. Maliyeye gittim. Yani bunu gerçekten denemek istiyorum. Ama şu anda her şey tamam. Tek kalan şey müşteri bulmak.
Ve satışa takdir edersiniz ki bir iş yeri açarken ya da bir şey yaparken, hizmet ederken en önemli şey zaten müşteri kapasitesidir. Ve müşteri bulmadığı sürece istediğin en lüks restoranı da açsan müşteri olmadıktan sonra bir iş olmaz. O yüzden ben şimdi annemin yanına gideceğim. Annem restoran şeyde çalışıyor, villada. Biliyorsunuz özel aşçılık yapıyor bir aileye ve ben oraya gideceğim. Annem dedi ki bizim dedi oradan yazıcımız var dedi. Boşuna gidip kırtasiye para verme. Broşürlerle ilgili Yusuf da çok farklı düşünüyor. Yusuf dedi ki hayatım el broşürleri çok basite kaçmış ve belki de insanlar çok ciddiye almadılar. Biraz daha böyle yağlı kağıda broşür, hani böyle renkli resimli broşür bastıralım istersen dedi. Ona da ben şimdi masraf etmek istemiyorum çünkü en az 1000 tane matbaayla da görüştük. Kırtasiye gittiğim zaman matbaayıcıyı da aradım, yani bir tek hani kırtasiyeli görüştüm değil. Bunları tam ayrıntılı her şeyi araştırdım. İstanbul'dan broşür bastırıp gönderiyorlar uygun fiyata ama o da bir hafta 10 güne kadar anca geliyor elime o kargoyla. Buradaki de 1000 tane en az broşür basabiliriz dedi. 1000 tane broşür benim ihtiyacım yok. Yani ben böyle geniş düşünen bir insan değilim. Zaten 1000 tane bu sene bastırsam seneye, hadi diyelim ki işler tuttu, seneye aynı fiyata aynı broşürleri dağıtamam 50 liradan. Yani her şey zamlanıyor çünkü biliyorsunuz seneye yaza. Yani böyle karışıklık var broşürle ilgili ve annem dedi ki kızım dedi ben dedi aynı fotokopilerden gene gidip kırtasiye para verme. Çünkü benden 75 kuruş mu? Hayır, 1 lira 25 kuruş aldılar tanesi için. O da zaten yanlış yazmışlar. Yani A4, ben onlardan A5 istedim, onları A4'e yazmışlar. İşte ne bileyim yazım hataları falan var. Neyse önemli değil artık. Ve bu broşür olayını şöyle yapalım dedi annem. Ben dedi gene basayım dedi. Bizim şeyde yazıcı var dedi. Sana yazıcıdan çıkarttırayım bir 50 tane daha dedi. Bu sefer dedi ya kendiniz dağıtın emin olduğunuz noktalara ya da işte kardeşin ve eşin dağıtsın bildikleri yerlere. Ya günde sana 2-3 müşteri bile gelse bildiğiniz yerden ben de işte konuşurum sağa sola. Şu anda her şey daha çok sıcağı sıcağına, acele etme, umutsuzluğa kapılma falan filan dedi. Ondan dolayı ben annemin yanına bir gideceğim. Çünkü fotokopi kağıdı ona vermeyi unutmuşum broşürden. Yedek broşürü yok yanında basmak için. Yarın da işte değil, evde olacak ve 2 gün kaybetmek istemiyorum. Bugün götürüp onu bastırayım. Kendim uğrayabileceğim noktalar var, birkaç esnaf, işte telefoncu var, işte kuaför var, öyle ufak tefek bildiğim esnafları kendim vermek istiyorum. Bugünden ararlarsa da yarından itibaren sipariş alacağımı söylerim. Bunun üzerine birazcık düşünmek, biraz emek harcamak istiyorum açıkçası. Yani ha, sipariş gelmedi ya, olsun artık kapatalım bu konuyu demek istemiyorum, savaşmak istiyorum. Ama ben yine tekrardan broşür dağıtıp da bu sefer yine müşteri olmazsa, bu sefer de bir şeyleri zorlamanın bir anlamı yoktur diye düşünüyorum. Ve o sayfayı kapatacağım ya da askıya alacağım. Aslında hiç imkansız hiçbir şey yok. Yani resmi daireden de izin alabildik. Yani düzenimizi de kurduk, düzeneğimizi kurduk. Sadece müşteri bulmak olayı. Ve o da daha dışarıya çıkıp kimseye doğru düzgün konuşamadık. Hani biz yapıyoruz yemeği şöyle böyle. Bir kağıt parçası ellerini tutuşturduk. Bilmiyorlar ki kim olduğunu, ne yaptığını. Çünkü bizim burada bir esnaf geçmişimiz var. İyi kötü herkesi tanıyoruz. Tanıdığımız yerlere verirsek de diyorum günde 2-3 müşteridir. 2-3 müşteridir. Neden olmasın? Siz de bu konuda çok beni desteklemişsiniz. Hatta yazanlar olmuş. Biz de daha önce bunları denedik. Şöyle oldu, böyle oldu. Ya da işte biz küçük bir yerde yaşıyoruz. Aileme katkı sağlamak istiyorum ama benim böyle bir imkanım yok falan. Devam et, arkandayız gibilerinden. Böyle düşündüğüm zaman da diyorum ki hemen bir günde pes edilmez Nihal. Birazcık daha, yani Roma bir günde kurulmadı. Öyle düşünüyorum. Tamam, dünkü kadar çenem çok düşmeyecek. Size hemen hızlıca evin güncel durumunu ve bizim beyefendinin keyfini bir göstermek istiyorum gerçekten. Bana böyle yapıyor. Parmağını böyle yapıyor. Gösterme, gösterme diyor. Saat kaç olmuş? Daha pijamalardasın. Dişler fırçalanmadı. Kalk. Çabuk. Kalk. Aras Bey'in odası. Giyeceklerini hazırladım, yatağın üstüne koydum. Serkan'la böyle arabaları falan diziyorlar ya. O yüzden karışmıyorum, toplamayacağım. Şunlar da Yusuf'un ağırlıkları zaten. Bu oda zaten kafalarına göre onların hobi odası oldu. O yüzden diyorum ya hiç. Ay, şunları da gördükçe böyle bir dertleniyorum ama. İmkansız dediğim şey, yani şunlara masraf yaptım. Evet, 130 lira buraya verdim ama daha hiçbirini kullanmadım zaten. Geri iade etsem de ederim, komşumuz geri alır ama yani bunlar için uğraşmak istemiyorum, başarısız oldum demek istemiyorum, gerçekten denemek istiyorum. En kötü ihtimal açılmadığı sürece ambalajları geri götürür veririm yani. Çünkü benim evde ihtiyacım olan bir durum değil. Hani hadi şunu kullandık desek sahile falan giderken ya da şunu kullandık ya da poşeti kullandık. Bunun neyini kullanayım ben? Yani restoranta da zaten bizimkiler şu anda paket servisine çıkmıyorlar. Yani köpük kullanmıyorlar restoranta gönderecek olsam bile. Neyse, geçen haftadan beri Aras kuzumun oyuncak düzenini çok şükür sağlayabiliyoruz. Oynadıktan sonra toparlıyor, yani onu demeye getiriyorum.
Bugün günlerden çarşamba, buranın şeyi var, semt pazarı var. Aslında pazara da broşür dağıtılsa müşteri olur ama yani bu sefer de yoğunluk mu olur? Bugün menü de çıkarmadım. Ne vereceğim hani insanlara? Ne pişirip göndereceğim, anlatabiliyor muyum? O yüzden pazara dağıtmaktan yana değilim. Eğer düzeneyi kurarsak haftaya veririm. Hafta işte haftanın çarşamba günleri pazardan birkaç kişi belki arayabilir. Aramayabilir, dediğim gibi artık her şeyi şey yapmış durumdayım. Çok da üzerine odaklanmıyorum. Ilık suyumu içiyorum. Çok az kaldı yarım litremden. Aslında bir kahve içip çıksam mı? Türk kahvesi istiyor canım ama. Oh. Evet, evi dün süpürdüm. Bugün ev süpürme işi yapmayacağım. Sadece Aras kuzuya kalkarsa yatağı toparlayacağım. Ondan sonra şuraya tripoda sizi koymuştum biraz önce konuşurken. Bir de şarja bağlamıştım. Ha, lavabomu yıkamam lazım bir tur. Çiçeklerimi dün suladım. Bungalov'da dün müşteri vardı. Onlar yarın galiba çıkıyorlarmış. Yarından sonra da bungalov temizliğini yaparım herhalde. Bilmiyorum gerçi nasıl olacak, ne olacak. Kafamda deli sorular. Ay ne güzel esiyor bugün hava. Şu cevizleri de toplayamadık bu hafta. Böyle kararmaya başladı üstlerinde. Göstereceğim şimdi size. Görüyor musunuz şunu? Şu. Kararmış artık cevizler. Hepsi değil ama ufak ufak kararmaya başlamışlar. Yusuf diyor bu cumartesi için lütfen diyor program yapma çünkü denize gideceğim diyor. Dedim tamam. Öyle konuşuyor ki sanki her hafta programlarını ben yapıyorum izin günlerinin. O ne isterse onu yapıyoruz, ona göre değerlendiriyoruz. Gidelim şu işlerimizi, kafamızdaki soru işaretlerini bir toparlayalım. Ondan sonra da gelelim terasımızı bir güzel yıkayalım. Akşama yemeğim yok. Yemek derdim yok. Tencere tencere yemekler saklama kaplarına koydum, dolapta duruyor. Bu arada biz dün akşam da akşam yemeği olarak patlıcan şeyden yedik yani karnıyarıktan falan. Gayet lezzetli olmuştu, gayet güzel olmuştu. Ve bugüne de yeter yani, bugün de onu yeriz, tüketiriz. Minimalistliğini seviyorum diyorsunuz. Ben de seviyorum minimalistliğimi. Yani fazla eşya, gerektiği kadar tutmaya çalışıyorum. Ondan sonra lavabomu yıkayacağım. Yusuf dişlerini fırçaladıktan sonra böyle leke kalıyor. Havlularımı değiştirdim. Arkayı Yusuf dün yine suladı. İşten geldikten sonra ben bugün ön bahçeyi, muzu falan biraz sulayacağım. Ya Rabbim diyorum bazen yaz geri mi geliyor? Tövbe estağfurullah. O kadar bir sıcak var ki. Bana sormuşsunuz bizim buralarda hava serinledi sizde nasıl diye. Kızlar vallahi şu anda 32-33 derece gidiyor. Yani 32-33 derece normal değil. Zaten Antalya'nın en sıcak günleri 38 oluyor yani. Kaynıyor hani. Gölgede oluyor. Güneşte 40'ın üzerine çıkmış mıdır hiç hatırlamıyorum ama gerçekten çok sıcak bir iklimimiz var ve yani artık Eylül'deyiz. Bugün artık Eylül'ün 7'si. Bir tık hafiflemesi lazım. Serinlemesi lazım. Bu arada anaokuluna başlayanlar bir hafta önceden başladıkları için şu anda artık eğitime başladılar. Eğer evinizde anaokuluna giden bebişlerimiz varsa eğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyorum. Çok çok öpüyorum hepsini. Galiba Yaren bu sene başlaması gerekiyordu. Ana sınıfına gelmiş olsaydı. Ben bugün Feride'yi de bir arayayım bakayım ne yapıyormuş, ne ediyormuş, cimcimeler ne zaman gelecekler. Eylül sonunda dedi bana en son konuştuğumuzda ama. Serkan da bu arada arasının arkadaşı. Çok çok yaş farkı var aralarında. 2,5 mu? 2 sınıf. 2 sınıf yaş var. Aras 2. sınıfta, Serkan ana sınıfına başladı. 2 yaş, 2,5 yaş var ve Serkan da anaokuluna gidiyor. Öğleden sonra okuldan geliyor. Biraz dinleniyor. Öğlen uykusunu uyuyor. Ondan sonra Aras'la buluşuyorlar. Ya bize geliyorlar ya mahallede bir şeyler yapıyorlar. Neyse hele bir oyalansın bakalım. Aras'ın zaten son 5 sayfası kaldı ödevi. Onu da bitirdikten sonra haftaya pazartesi okulumuzda başlıyor. Heyecanlı mıyım? Hiç o heyecanlı değilim açıkçası. Yani başlasın da bir an önce artık düzenlerine otursunlar istiyorum. Çünkü mesela böyle öğlene kadar yatakta uzanması, işte kahvaltı düzeni yok, bir şey yok, dinlemiyor beni. Bunlar beni rahatsız ediyor gerçekten. Ama okul olunca sabahleyin saatinde uyanacak, iş okuluna gidecek. Okulundan gelecek, yorgun olacak zaten. İşte belli aktivite saatleri, oyun saatleri, ders saatleri derken günü bitireceğiz Allah'ın izniyle. Neyse ben gideyim şu kafamdaki soru işaretlerimi bir toparlayayım. Annemin orayı da size çekebilirim. Çekebilirsem çekeceğim inşallah. Ondan sonra da evimize geliriz. Biz annemin çalıştığı yere geldik. Ev şinitseli yapıyor. Menüde bugün ev şinitseli varmış. Vay böyle hazır olmaz. Anne bunlar nasıl yumuşacık böyle? Dövüyor musun bunları? Yumuşatıyor musun? Yok ben yemek yedim geldim. Çorba içtik. Böyle bakın. İncecik yapmış. Bana bakın. Burası kullanılmayan bir villa. Eski bir villa.
yatırım amaçlı almışlar buranın sahipleri, annemin patronları yani. Böyle. Şurada da otelleri var. Onların özel yemeklerini yapıyor. Böyle mutfağı var. Burada sistemini kurmuş. Bahçesi var. Böyle önlüklü falan çalışıyor. Eldivenli. Ne istiyorsun çocuğum? Hayır, biz hiçbir şey götüremeyiz. Hayır, hiçbir şey götüremeyiz. Hayır. Hayır. Hayır, olmaz. Annem dedik çay yaptı, annem çay içiyoruz. Yusuf aradı, otobüsteyim beni karşıla diye. Onu aldım, eve geldik. Şimdi şu yatağı bir toparlayayım. Şey geldi, Serkan geldi. Aras'la odasındalar, oyun oynuyorlar. Ben Aras'ı gitmeden doyurmuştum. Çorbayla pilav içmişti, yemişti. Ben de biraz çorba içtim. Fotokopileri de annem Yusuf arayınca artık şey yapamadım, beklemedim. Annem bastırıp getireceğim dedi. Ondan sonra Yusuf'la böyle çıkarız, birkaç bildiğimiz yerlere dağıtırız. Çok sıcak, dayanılacak gibi değil yani. Dışarı gezecek gibi değil. Bu havada ya havuz başında olacaksın, ya denizde, ya da serinde yatacaksın klimanın altında. Gerçekten yaz geri geldi ya. Yatağımızı toparladık. Çamaşırım falan yok. Evim süpürmeme de gerek yok bugün. Kayınvalidem aradığında şey dedi, merhaba anne, boş olursan benim evi gel süpür dedi. Onun evini bir ineyim süpüreyim. Şu muz ağacını falan sulayayım, evde bir işim yok yani. Ha, bir de terası yıkayacağım. Efendim anne, söyle. Kamera nerede? Şurada telefon. Merhaba arkadaşlar. Ağzını yıkadın mı sen dondurmadan sonra? Evet. Serkan'a sordun mu okul nasıl geçmiş diye? Güzel mi geçti Serkan? Bu da arasın, şey, odasını yastı oraya götüreceğim. Yusuf bugün biraz erken çıkmış. O yüzden evde. Bugün belki bir denize gideriz. Bu hafta herhalde izin kullanmaz. Bugün erken çıktığına göre. Bugün biraz dinlenir, denize gider. Bir yeni eleman mı gelmiş, ne olmuş? Onunla bir tartışmışlar, bir şey olmuş. O da eve gelmiş. Şeyde, patron da yazmış akşam geleceğim konuşuruz diye. Çünkü şey diyor Yusuf, ben diyor oraya garson olarak işe girdim ama diyor, benden bulaşık yıkamamı falan da bekliyorlar diyor. Zaten diyor hani yardım edebildiğim kadar yardım ediyorum diyor. Orada bulaşık yıkayan görevlisiyle mi tartışmış, böyle 3 günlük bir eleman yeni gelmiş, işe başlamış. Onunla bir atışmışlar. Kafası da esince çıkmış gelmiş işte. Mazlum da şey demiş, iş sahibi yani. Akşam gelirim konuşuruz çocukla, çocuk olma yazmış. Bilmiyorum artık, inşallah aşarlar bu sorunu. Anne biz doktor, kendi işinde sürekli çalışmaya alışıyor ya. Tamam anneciğim, bir şey konuşuyorum. Başkasının işinde böyle ufak tefek bir emri vaki bile insan ağır geliyor. Yusuf'u anlayabiliyorum ama bu saatten sonra seçme şansımız yok. Mecbur yani, gelip çalışacak. Dediğim gibi bugün öyle bir değerlendirelim. Hafta sonu iznini çünkü şey yapar diye düşünüyorum. İzin kullanmaz bugün, nasıl olsa evdeydi. Birazcık güneş böyle bir hafiflesin. Ben de o yüzden de bu size söylediğim işleri bir toparlayayım. Oyuncaklarınızı buraya taşımıyorsunuz. Çocuk odasında oynuyorsunuz. Aras'cığım geçer misin çocuk odasına bir tane? Hadi canım. Hayır anneciğim, burada oyuncak istemiyorum. Bak ben arkanızdan topluyorum sürekli. Terasımı yıkadım. Güzelce. Ondan sonra şimdi hortumu kayınvalidemin şekillerini uzatacağım. Onları sulayacağım. Yusuf büyük suyu açtı. Şu aşağıları falan yıkadı. Güzelce kapı, kayınvalidemin kapısının girişinde yıkadı. Terliklerimi şuraya bıraktım da çamur da altı. Terası yeni yıkadım ya. Şimdi böyle sırayla buraları dolduruyor. Bungalovda müşterilerin çamaşırlarını asmışlar. Evde değiller gerçi de. Şimdi şu hortumu açacağım. Mısırları mı çekiyorsun? Evet. Anne, mısırlar daha uzun olması gerekmiyor mu? Eldiven giyseydin elin kesilir. Olmamış mı anne? Aa, yazık. Niye öyle olmuş bunlar? İyi, toprak şeyken aç çeksin o zaman. Eldiven getireyim mi eline? Tamam, anladım. E niye bu kadar su verdik, emek ettik biz bunlara anne? Yok gülüm, yok yok. Isır neyin yok. Aa, aman yazık. Acaba neden olmadı bu mısır ya? Oraya taşıyamayız. Hepsi şey anne, buradan bak. Burada bakmak lazım. Kökünden tutarsan yakın, daha net çekersin kökünden.
Şu fasulye galiba onunla beraber çıktı fasulye. Şu giriş taraftaki şey. Keşke dükkan anahtarına getirseydim şu benim bisikleti. Arasını skuterlerini falan kaldıracağım. Bunları Yusuf çeke dursun. Ben de şu kayınvalidemi şeyi vereceğim. Şu hortumu vereceğim. O da çiçeklerini sulayacakmış. Dün yarım kaldı diyor. İçindekiler de çek oğlum. Başka bir şeye karışma. Acırlar onun yüzünden acır olmaz. Şimdi... Toprak mı yetmiyor? Su mu yetmiyor? Allah Allah. Bayağı da suladık bütün yaz ama. Şu benim güzelliğime bakar mısınız? Çiçeklerimi de suladım bu arada. Böyle aşağıya kadar saçlarını salkın. Bu da şey sahibesi gibi uzun saçlı. Bana saçımı kestirin diyorsunuz. Bakın bunların güzelliği. Bunlar uçtan büyüyor. Ben nasıl kendi saçımı keseyim? Ne alaka desenize. Çiçekle kendini nasıl bağdaştırdın Nigar? Sırf saçı kesmemek için bu nasıl bir bahane desenize. Şu hortumu böyle sarmıştım. Şimdi açıyorum. Ağzını da açacağım kayınvalidenin çiçeklerini. Gidiyoruz ama şu önce ayağımı falan bir yıkasam çok da güzel olacak. Çocuklar evdeler. Birazcık serinlik oldu gibi. Çok sıcak güneşli çünkü. Al canım benim. Buraya sen. Su geçeyim içine. Tamam yavaş git kayma ya. Dur ben kurtarayım hortumu. Dur canım benim. Dur anne. Oh, böyle. Çek. Canım kahve istiyor. Soğuk kahve yapacağım kendime. Of, Yusuf'la birer bardak kola içtik. Soğuk ama. Ben sulayayım o zaman yoruluyorsan. Ver. Tamam. Tamam. Şu büyük suyu kapatayım da. Biraz su daha doldursun. Yer altından dolduruyor ya suyu. Of. Bahçeye çıkınca azıcık bir enerjim yerine geliyor. Evde yat 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 yat. İnsan şey oluyor. Mayışıyor. Buradan böyle yer altı kuyusundan geliyor bu su bu arada. Elektrik veriyoruz buna, sadece suya para vermiyoruz. Yer altından geldiği için. Yıllar önce kayınpederim yer altını değiştirmiş. Yer altına su getirtirmiş. Ben o zaman gelin değilim tabii, çok eskiden olan bir mevzu bu. Bir arada şurayı biraz böyle budayıp temizlememiz lazım. Güzel çiçekler kalacak ama yabani otları falan. Aşklarım siz gene mi? Bunlar böyle ara ara açıyor, ara ara geri kuruyorlar. Normalde yoksa ki su veriyoruz. Bu sürekli bir de çeşmenin yanı ya. Burası sürekli toprak ıslak kalıyor yani. Öyle kuruma gibi bir şey yok. Bakalım Yusuf ne yaptı. Yorulunca söyle de ben sulayayım. Anne bunlar bir şey söyleyeceğim. Şöyle kuruyup şey yakacak olabilir mi, tutuşturacak? Atmayalım değil mi çöpe? Tamam. Ha ben çöpe taşıyacaktım. Tamam. Bunları burada böyle kurutalım. Böyle tutuşturacak oldu kışa. Bu sene odun derdimiz var çünkü. Onlar ne orada? Onlar pis durur ya. Pis mi durur? E tamam, odunların üstüne taşısam. Taşıyalım, ona koyalım. Orada kurusun. Ben eldiven giyeyim o zaman yani, elime. At sen. Bunları dışarı. Bu benim gece sefamı elleme. Bu çok güzel açıyor bebeğim. Aman ha bunlar böyle rengi. Anne bunların iki renk olmasının sebebi neymiş biliyor musun? Kızlar vlogda söyledi. Arılar bundan polen toplarken birbirlerine polenlerini şeyini bulaştırıyormuş anne. Yok kızım, onun cinsi öyle. Cinsi değil anacığım, öyleymiş işte. Kızlar öyle yazdı. Birbirlerine arılar gezdirip sarı değiştiriyor. Sarı olsa aşılanır. Nasıl ne ya? Ne pembe var ne sarı, ikisinden de yoktur. Olsa renkine birbirine bulaştırıyor. Ha tek renk. E başka çiçekten getirmiş olamaz mı? Hayır. Ha. Ne bileyim ben bu konularda şeyim ya. Kim ne info verirse ona göre. Ben şu cevizi de suladım bu arada. Aşılı aldım ben onu. Ha sen bunları iki renk mi aldın? Dikerken iki renk mi? Dikerken de bir tohumda iki renkli zaten. Yani. Ha, anladım. Sen bunlar alırken öyleydi. Bu niye kurumuş böyle anne? Tamam. Sonra ben fırçayı aldım. Çalı süpürgesini. Şuradaki artık tabii sonbahar geliyor. Yapraklar ceviz dökmeye başladı. Ceviz yaprakları dökmeye başladı. Şöyle bir süpürdüm. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Dükkanı açıp, ön dükkanı. Şu skuterını, bu benim bisikletin tekeri patlamış, ön tekeri. Bir de arasının ikinci eski şey, Emre'nin eski skuteri var, onu koyacağım. Şu battaniyeyi kayınvaliden verdi motorunu tamamen kapat diye. Çünkü artık sabaha karşı rutubet nem olunca ıslanıyor makina. Koltuklar da ıslanıyor. Böyle kapatıyorum. Sonra da belki denize gideriz ya. Bugünü böyle değerlendiririz. Of. Ne bileyim işte böyle bir gün geçti.
şeylerde dediğim gibi Yusuf için çıktığım için şeyleri beklemedim, dağıtamadım broşürleri. Hayırlısı olsun ya, çok da takmayacağım artık bu konuya. Tavukları ben kapatıyorum sürekli anne kapıyı. Yazık. Yusuf hepsini çekiyor. Yusuf çiçek düşmanı. Hiç sevmez fazla böyle yeşillik kalabalığı. Hep koparır. Toprak gözüksün der her zaman bahçede. Biz de yeşilliği seviyoruz kaynağımla. Ekim dikim. Ama ekim dikim kayınvalideme ait. Ben ekim dikim yapmıyorum. Ben sadece onun ektiklerini diktiklerine bakıyorum ve seviyorum. Şimdi ben o zaman eldiven alayım. Şunları taşıyayım. Şu çıkardığımız mısırları şunun üzerine taşıyacağız. Orada kuruyup, ya burası aslında bir düzenlenmesi lazım ama işte elimize geçen yakacak her şeyi kış için buraya atıyoruz. Normalde böyle bir kapansa brandayla burası odunluk gibi bir şey olur. Muzu sonunda sulayacaktım ben anne. Düğümü kapattın mı? Kapattım evet. Salatalık yok mu ağzımıza atacağımız? Mısırı yok anacığım, yok baktım ben. Hiçbir şey yok. Yok canım, iki tane bile yok. Bugün pazar var aslında, pazara gidip mısır alabilirdik. Kayınvalide mısır çok sever. Aras da babaannesine çekmiş, mısıra bayılıyor. Gerçi mısırı kim sevmez ki değil mi? Haşlanmış mısırı. Bu acur, şu salatalık. Ne yok, var mı üstünde? Yok yok. Yok aşkım yok, olmamış. Onları ancak işte tavuklara falan ya da yakarız kışın. Dur ver bana, ben yapayım. Enerjisi bitti bak. Çok yorma kendini. Nereye devam ediyorum ben şimdi? Şurayı komple şu geçer sula. Tamam. Bunlar gölgeyi seviyorlar. Bak ne güzel oldular bu sene. Akşam yemeğin var mı anne? Pilavım var. Getireyim mi sana karnıyarıkla? Karnıyarıkla pilav var. Kayınvalidem de dün bulgur pilavı yapmış. Restoranttan istemişler. Şey, kayınpederimle görümceğim yemek için. Var mı pilavın? Ben getireyim gene de istersen. Olur olur. Evet. Hepsini çekme, orada sebzelerimiz var hayatım. Bilmezsin, çekersin, yazık olur. Ama güneşsiz bir günde anne, başına güneş geçer. Hava çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Bak nefessiz kaldın gene, dinlen. Yok, enerjini çok tüketme, krizi geliyor sonuna. Peygamber kılıcını sulayayım. Hepsini suluyorum. Kurumuş zaten anne bunlar. Yarım bıraktım. Kızım, yormayacaksın o zaman. Enerjine göre hareket et anne. Bıraktım geri. Allah şifa versin. Anneannesinin yanına gittik Aras'la. Broşürleri orada bastıracaktı otelde. Hı. Çay içtik. Hı. Şeyi gördü. Olay'ı gördü. Olay'la sohbet ediyor. Eder o. Oo, çok fena. Olay da diyor, nasıl büyümüşsün sen diyor. Melisa çayı, ha yok bu üzümmüş, Melisa çayı diyorum. Dua mı ediyor? Ha. Dua mı ediyor sana? Eder. Ya bugün gösterdi bana nerelerin tamir ettiğini. Bu terliğini yıkayım. Vallahi de vurmuş, matkaplı yerleri gösterdi bana. Vidaları iki yere vurmuş, yemin ederim. Göstereyim mi neresi? Frenlerinin pedal olan ayrı ayrılmış direksiyonundan. Sallanıyormuş da onu sabitlemiş. Usta, küçük usta. Küçük usta. Benim çocuğum hem okuyor hem ustalık yapıyor. Doğru söylüyorum. Şu fesleğen büyümüş burada. İnşallah büyür de. Bak tavuklar alıştı ya, hep kapının önündeler. Sürekli kovuyoruz. Tabii mis gibi, sevmezler, yemezler. Anne kaktüsle bu çok yanlış yerde. Nasıl kaktüs çok su sevmez ki? Nasıl olacak? Ha, parlak Mustafa'ya bak, coştu coştu. Çok güzel oldu çok. Şu canlanmış bak, geri gördün mü? Saksını değiştirmiş benim. Yani. Yok parlak Mustafa'm yok anne, küçük saksıyı ekeceğim ben. Nasıl, büyük bir şey mi? Ama gölge seviyor. Onu gölgeye koyacağım. Nereye koyayım ki? Çok mu büyük vereceksin? Büyük istemiyorum. Küçük ver. Bunlar küçük. Saklı da güzel oluyor. İçeri koymak istiyorum ben. İçeri koymak istiyorum. Evet. Evin içine küçük bir saksı da var mı?
Ben o zaman beyaz bir tane saksım var, porselen. Saksa. Ona yaptıracağım. İçine toprak koy, yaprak olmaz. İnşallah. Bahçe içini bitirdik. Yemek yedik, çıktık. Pazara gideceğiz. Müşteri aradı. Rent-a-car'dan. Ondan sonra ben de bugün menü olmadığı için sipariş alamadım. Yarınki menüye de tavuklu patates tarhana çorbası, cacık makarna ya da yoğurt. Birazcık hazırlayacağım ama dünkü gibi çok değil. Dün mesela 9 kişilik porsiyon hazırladım. Bugün yarın 4 kişilik falan hazırlayacağım. Bir de annemlere uğradım. Karnı yarık kalmıştı 3-4 porsiyon. Kayınvalideme de verdim. Biz de yedik. 3 porsiyon kadar da onlara götürdüm, bıraktım. Hani yarın artık yenmez kalmasın diye. Annemle kardeşim pazara gitti. Şimdi karşılaşırsak broşürleri alacağım, eğer bastırabildiyse. Sonra Yusuf'la birkaç yere, bildiğimiz yerlere bırakalım diyoruz. Deniz iptal oldu. Bugün yetişmedi zaten. Bir de işlerimiz var. Aras babaannesiyle. Durum öyle. Birazcık serinledi hava. Saat şu anda 6 civarı. Motorunu özlemiş. Ve motorun bakımını yapmamız lazım. Her yeri diyor, şey oluyor diyor, sallanıyor diyor. İvidalarını sıkacakmış. Erken gidersek bugün o işi de yaparız. Yarın da saat 10-11 gibi falan. Çünkü öğleden sonra eğer ararlar taze olsun yemek. 11-12 arası yemeği de yaparım. Az yaparım. Sipariş olmazsa da kendimiz yeriz. Şimdi pazara gittik. Sadece patatesle tarhana aldım yarınki menüm için. Tavuk da difrizde vardı zaten, biliyorsunuz. Onları çıkardım, yukarıya koydum. Yarına kadar çözülür. Tavuklu patates yapacağım fırında yarın için. Tarhana çorbası. Tarhananın kilosu 150 lira olmuş. Yarım kilo aldım. Şimdi şey yapacağız. Sahile gideceğiz Yusuf'la. Çıkmışken şöyle bir dolaşalım. Broşürler basılmamış. Ya yarın ya öbürsü gün dedi annem. O yüzden broşür işi şimdilik askıda. Bugün de Yusuf dinlensin. İşle ilgili de inşallah. Akşam patronu gelirse bir karara oturacaklar artık. Konuşacaklar şartlarını falan. Sahile ineceğiz, birazcık nefes alacağız. Oradan eve geçelim. Arası doyurup çıkmıştım zaten. Evimize geldik. Şöyle yarım kilo tarhana aldım. Peynirciden. Pazardaki peynircimizden. Karısı yapıyormuş. Tarhanam güzel dedi ama rengi sanki eksik gibi geldi bana. Birazcık salçayla şey yaparım artık, sorun değil. Yarım kilosu 70 ya. Bir kilosu 150 liraydı. Yarım kilosu 75 lira. Hayret diyeceğim şimdi. Gene isyan ediyor olacak. O yüzden neyse, boş verin. Fakirin yiyeceği ya da işte normal insanın yiyeceği patates. Kilosu 12 lira. Şu tam bir kiloydu. 12 lira verdim. 4 tane patates var burada. Yarın bundan yemek yapacağım. Çorba yapacağım. Bundan yapacağım. Bir de şöyle 15 liralık Yusuf helva aldı. 15 liraya. Yusuf, bu dışını yumuşamaya başlamış, jel gibi. Aşkım gözünü seveyim, dolaba koyalım. Bu yumuşamaya başlamış. Dolaba koyalım. Biz geldik, Aras dışarıda. Evindeki oyuncakları, arabaları dışarı çıkarmış, sokağa yaymışlar. Evin kapısı arkasına kadar açık. Ondan sonra... Daha bir de eve gel oğlum diyoruz, eve gelmiyor. Daha bak, arkadan söylene söylene babaannesine şikayet ediyor. Karanlık çökecek neredeyse. Biz daha yeni geldik. Bir tane de ekmek aldık. Broşür işi olmadı. Gel oğlum. Ağzımdan da ses soluk çıkmadı. Şimdi ellerini falan bir yıkar mısın? Anneciğim tamam da sivrisinek girer, akrep girer. Gece yatılmıyor, Allah korusun. İnsan kapıyı kapatmaz mı? Sana anahtarı bırakmayı da pişman ediyorsun bizi. Öf değil işte. Anahtarı bir daha bir yere gittim. Bizimle gelmek de istemiyor. Sürekli tartışıyor. Ben gelmeyeceğim, ben evde olacağım, ben istemiyorum diye. Eve de anahtarı bırakıyoruz, böyle yapıyor işte. Ne yapacağımı şaşırdım artık. Böyle tam Coca-Cola içebilir miyim? Çok tuhaf bir yaş dengesizliği yaşıyoruz. Coca-Cola iç zaten. Su içme, süt içme, Coca-Cola iç. Anne, günden beri hiç Coca-Cola açmıyorum. Biz Aras'la yemek yedik zaten çıkmadan. O yüzden çorba var. Üstte çorba içer ya da peynir falan atıştırır. Yemek yapmayacağım. Açamıyorum anne. Bu aralar artık gerçekten mümkünse yemek falan demek istemiyorum. O kadar beynimi yorgun hissediyorum ki iki günde. O zaman okula nasıl yemek getireceğiz?
Annem mikrodalgasını düşürdüm. Kaldırdım buradan, bu köşeyi boşalttım. Boşaltırken de mikrodalga düştü ve anneme daha bir şey söylemedim. İçindeki cam kırıldı. İçinde böyle yuvarlak bir şey oluyor. O kırıldı. Mikrodalga çalışmıyor. Bazı yerleri şişti. Yusuf dedi bir bakayım tamir edeyim, en azından çalıştırabilirsem. Yani kadının bir mikrodalgasına da zarar verdik. Ona da canım çok sıkıldı gider ayak. Siz yine de bir şey söylemeyin. Ben de anneme söylemedim, aramızda kalsın. Ben anneme onun yerine bir mikrodalga alıp vereceğim artık ilerleyen zamanda. Bir de böyle bir talihsizlik yaşadım yani. Daha iş başlamadan böyle bir sürü zarara girdim. Neyse, her şeyin hayırlısı bebişlerim. Ben şimdi Blue artık burada kapatacağım. Bir duş alacağım. Biraz uzanalım, dinlenelim. Yusuf'un patronu gelirse konuşurlar. Yarın işe gider. Yoksa da artık ona göre bir yol çizeceğiz. Sizleri seviyorum o zaman. Yarın tekrar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.